Ve ne diyor, ne dedi işte Friedrich Nietzsche? Söyleyin lütfen. Ağzınızı almıyorsunuz, günah olur diye değil mi? Şöyle dedi. Nietzsche şöyle dedi, iki nokta üst üste alıntı yapın, günah size gelmesin. Tanrı öldü dedi. Ama Nietzsche hayatında hiçbir zaman Tanrı yok demedi. Arasında dağlar kadar fark var. Kendisi uzun uzun anlatıyor. Tanrı öldü diyor. Çünkü onu siz öldürdünüz, biz öldürdük. Ve şu gördüğünüz kiliseler Tanrı'nın mezar çukurlarıdır. Onu biz öldürdük ve bu kiliselere gömdük diyor. Şimdi Nietzsche'nin Hristiyanlık eleştirisi bir din eleştirisi midir? Mesela bir İslam eleştirisi midir? O zaman Ray Jackson diye bir adamın Türkçe'ye de tercüme edilen Nietzsche ve İslam kitabını okuyun. İslam'la ilgili negatif, olumsuz pek bir cümlesini bulun bana getirin, ben de size şapka çıkarayım. Asla bulamazsınız. Hatta Hristiyanları, Katolikleri İslam'la savaştıkları için, Müslümanlarla savaştıkları için şiddetle kınayan ifadeleri var Nietzsche'nin. İnsanlığa değerleri götüren de şu işe bakın, Nietzsche'ye biz nihilist diyoruz değil mi? Yanlış mı? Nihilizm denilince, hiç cirik dirince akla kim geliyor? Nietzsche. Ama Nietzsche'nin şöyle bakın, diyor ki, insanlığa, insanlığı yüceltecek değerleri getiren Müslümanlarla savaştıkları için Katolikler en büyük haksızlığı yapmışlardır insanlığa. Bunu kim diyor? Nietzsche. Nietzsche'nin bir benzetmesi var, kendi benzetmesi. Küçücük diye bunu gelmişken söyleyeyim, unuturuz sonra, nihilizm bağlamında. Diyor ki bir insan çok yüksek, oldukça yüksek bir kayanın tam ucuna gelse ve bir boşluğa baksa, derin bir uçurum boşluğa baksa, hepiniz kendinizi bir tahayyül edin lütfen. Çok yüksek bir balkona çıkın, boşluğa doğru, 40 katlı bir binanın balkonundan boşluğa bakın. Ya da bir kayanın tam ucundan bir kanyona çıkın, rahat deneyimleyebileceğiniz bir şey. Kanyona çıkın ve boşluğa bir bakın. Ne hissedersiniz? Buyurun. Ne hissedersiniz? Bir korku ve titreme. Peki sonra ne yaparsınız? Geri çekilirsiniz. Harika. Geri çekilirsiniz. Şimdi bu tecrübeyi Nietzsche şöyle yorumluyor. Bir insanın diyor boşluğa bakıp geri çekilmesi aslında hiç iyi boşluğu mahkum etmenin ilk adımıdır diyor. Yani bir şeyden uzaklaşıyorsanız onu mahkum etmişsiniz demektir diyor. Bakınız. Boşluk fikri ürkütücüdür ve kendisinden uzaklaşırsınız. O zaman diyor bu boşluğun yerine bir şeyi ikame etmek istersiniz. Bir şeyi koymak istersiniz. Değerlerle ilgili Nietzsche'nin söylediği şudur. İnsanı bu dünyaya ait olmaktan çıkarıp, bu dünyada yer tutamayan, kendi tarihi olmayan, esamesi anılmayan bir varlığa dönüştüren Hristiyanlığı değerlerin katili olarak adam resmediyor ve bu tırnak içerisindeki bu cümleye olduğu gibi ben de katılıyorum. Olduğu gibi katılıyorum.